Şimdi burada iki tane bitkimiz var. Kuahta bir de takviye ürünümüz var. İlk başta burada kuahla ilgili yulaf samanımız devreye giriyor bizim. Bundan bir tutam, yine bir su bardağı Yeşil atıyoruz. yulaf samanı değerli izleyiciler bakın olgunlaşmadan toplanacak. Çünkü sararmışsa onu kullanmayın. Tam yeşil dönemini tamamladığında onu hasat ediyoruz, kurutuyoruz hemen ve yeşil haldeyken kurutuyoruz. Çünkü millet saman deyince insanlar buğday samanı gibi filan Tabii böyle sapsarı bir şey bekliyoruz. sapsarı bir şey bekliyorsunuz değil. Evet, bazen ısırgan diyorsunuz işte gri bir hal almış 3-4 yaşında hiçbir işe yaramıyor. Canlı yeşil kurutulmuş olacak. Bak burada aslan pençesi de böyle ne kadar güzel yemyeşil. Evet, kurutulmuş. Evet. Buyurun. Burada yulaf samanımız 5 dakika kaynayacak kısık ateşte. Bu sabah kullanılması gerekiyor zaten. Sabah aç karnına olabilir yarım saat önce ya da yemeklerden 2 saat sonra da kullanabilirler bunu bir su bardağı. Akşam üzeri de devreye kibrit otumuz giriyor. Bunu da yine bir tutam atıyoruz bir su bardağımıza. Ya koa o kadar sıkıntılı bir rahatsızlık ki yani Allah hiçbir derdi hiçbir kuluna vermesin. Yani akciğerin esnekliğini kaybetmesi. Bazıları nefes çekiyor, akciğer şişmiyor. Ha, bazılarında kolay şişiyor, nefesini verecek inmiyor. Dışarı nefes vermekte zorlanıyorlar. Tabii ki burada sigara ve hava kirliliği, çalıştıkları iş ortamlarındaki hava kirliliği çok büyük etken tabii. Hemen bunu tamamladık mı? Ve Hayır, tamamlanmadı. tamamlamadık. Burada kibrit otumuz da yine 5 dakika kısık ateşte kaynıyor. Süzüyoruz bunu. Süzdükten sonra akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilmesi gerekiyor. Bir de takviye ürünümüz keçi boynuzu pekmezimiz var. Onu da günde 2 defa alınması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı şeklinde. Eğer şeker rahatsızlığınız varsa bir çay kaşığı şeklinde alabilirsiniz bunu.